Bu yıl 28 Mart'ta 94. kez düzenlenen Oscar ödül törenini, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith ile ilgili espri yapan sunucu Roda attığı Tokat Damgavu skandaldan sonra birçok projesinin iptal edildiği yönündeki haberlerle gündeme gelen aktörün, başarılı filmi Am Legend'in devam filminin yapımcılığını üstlendiği ve projeye devam edeceği tesuna konuşan kaynak, simit ve kariyeri ile ilgili dikkat çeken açıklama işte detaylar. 2022 Oscar ödülleri, 28 Mart gecesi sahiplerini bulmuştu. Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen geceye ödül alanlardan çok, Will Smith'in sahneye çıkarak komedyen Cehris Roga tokat atması da karımın adını ağzına alma önlem işareti. Komedyen Cehris Rock'a, Eşi Jada Pinkett Smith'in alopesi hastalığı nedeniyle kazıttığı saçlarıyla ilgili espriler yapması üzerine sahneye çıkarak tokat atan Will Smith, yerine dönünce de sahneye doğru, karımın adını ağzına alma diye bağırmış ve Rogue'un açıklama yapma girişimini engelleyerek aynı ifadeleri daha sert bir şekilde te 53 yaşındaki oyuncu, ödülünü almak için sahneye çıktığında gözyaşlarıyla özür dilemiş ve, akademiden özür dilemek istiyorum aday arkadaşlarımdan özür dilemek bu güzel bir an demişti. Smith'in tokat attığı Cehris Rodan özür dilememesi ise dikkat sınırı aştım ve hatalıydım. Nokta. Tüm bu yaşananların ardından sessizliğini bozan Smith, sosyal medya hesabından özür mesajı paylaşmış ve şiddet her türlü zehirli ve yıkıcı. Benim dün geceki hareketlerim kabul edilemez ve affedilemez. Espriler işin bir parçası fakat Yada'nın sağlık durumuyla ilgili bir espri bana çok fazla geldi ve duygusal kamuoyunun önünde senden özür dilemek istiyorum Cehriz. Sınırı aştım ve çok utandım ve hareketlerim olmak istediğim adamı göstermiyor. Dünyada şiddet ayar olmamalı ifadelerini kullandı attığı tokat hayatını değiştirdi nokta Will Smith tokat skandalı sebebiyle kariyeri açısından sıkıntıya girmiş Kingly J. Hard'daki rolüyle ilk kost çarını kazanan yıldız oyuncu, yeni projelerden çıkarılmış Simit, dijital projesi Fast and Lose. Ünlü Bad Boys serisinin dördüncü halkası ve Smith'in kariyerine altın harflerle yazılanı Amnegend'in devam filmine veda etmek zorunda. Ayrıca ünlü ismin geçen yılı yayınladığı otobiyografik kitabının film haklarını satın almak için teklif veren iki dev şirket açık artırmadan geri Will Smith. Entertainment Tonight'ın haberine göre, Oscar ödül töreninde şiddet eğilimiyle dünya basınına damga vurduktan sonra terapiye 10 yıl boyunca dildi. nokta törene damga vuran olaydan sonra düşük bir profil gösteren Will Smith. 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer akademi etkinliklerinden de projede kalmaya devam ediyor. Nokta tüm bunların ardından 53 yaşındaki aktörün, 2007 devizyona giren The Amleegendin devam filminin yapımcılığını şirketi Westbrook Media aracılığıyla üstlendiği iddia edildiğinden konuşan bir kaynak şu ifadeleri kullandı: 2. "Senaryo onun karakterinden de bahsederek yazılıyor ve Will projede kalmaya devam. Bunun Warner Bros tarafından imzalanması gerekiyor. Ancak Will'in projeden ayrıldığına dair hiçbir belirt. Gerçek şu ki. Will bir noktada geri dönüşünü yapacak ve bu sadece hangi stüdyonun ona şans vereceğine bağlı olacak şeklinde konuşan kaynak, Smith'in terapi aldığını ve ilgi odağı olmaktan uzaklaştığını da belirtti. İki yıl içinde her şey çok farklı olabilir nokta ismi paylaşılmayan kaynak, tüm dünya Johnny Depp ve Amber Heard davası gibi hikayelere odaklanırken, Halkın Will Smith'in kariyeri hakkındaki olumsuz düşünceleri son haftalarda kesinlikle azaldı dedi ve ekledi. Hollywood sektörde işi bitmiş gibi görünen yıldızların geri dönüş hikayelerini kesin. Örneğin Robert Downey Jr., Mel Gibson, Drew Barrymore ve Winona Ryder gibi. İki yıl içinde her şey çok farklı olabilir ve villi ekranlara da <laughs> halüsinasyon gördüğü nokta. Öte yandan ünlü ismin, Oscar ödüllerinde yaşanan skandaldan önce katıldığı, David Letterman'ın dijital bir platformda yayınlanan My Next Guest Needs No Introduction adlı programındaki bir konuşması geçen ay ortaya çıktı. Programda uyuşturucu madde etkisindeyken kariyerini ve servetini kaybettiği bir halüsinasyon gördüğünü aç. Evim ve kariyerim uçup gitti. Nokta aktör, gördüklerini şu şekilde anlattı. 2.1'den bire, tüm paramın uçup gitti. Ardından evim ve kariyerim uçup gitti. Kaybolan paramı ve kariyerimi yakalamak için uğraştığımı gördüm. Bütün hayatım mahvol. 21 yaşındaki kızı Willow Smith'in, uzaktan, baba, yardım et bana. Baba, nasıl olur da bana yardım etmezsin? diye seslendiğini duyduktan sonra bu halüsinasyon, Smith için daha da rahatsız edici hale gel. Umursamayı bıraktım nokta Smith. Ama sonra yavaş yavaş paramı umursamayı bıraktım. Sadece Willow'a gitmek istedim şeklinde konuştu ve Evimi ve kariyerimi umursamayı bıraktım. Bu bir uyarıydı. Nokta. Sosyal medya kullanıcıları, gündem olan röportajla ilgili, bunları anlatması ve sonrasında Oscar Datum'da anlattığı korkusu tarafından yere geçirilmesi çılgınca, umarım birliğidir. Belki de tokat plan bu kadar tesadüf fazla ve bu bir halüsinasyon değildi. Bir uyarıydı gibi yorumlar.